Bir başka soru, abi bizler Müslümanız Elhamdülillah, Müslüman bir anne babadan dünyaya geldik. Hep merak ediyorum. Şu an dünyanın öbür ucunda, İslam'ın hiç duyulmadığı bir yerde, Müslüman olmayan anne ve babadan dünyaya gelen bir kişi, Müslüman olmadığı için cehenneme mi girecek? Bu insanda bizim doğduğumuz şartlarda doğsaydı o da Müslüman olurdu. Bu Allah'ın merhametine zıt bir durum değil mi? diye sorulmuş. Bu soruyu soran genç kardeşime teşekkür ederim. İyi dinlesin inşallah. Fetret mevzusu bu konunun anlaşılması için çok önemli. Fetret. Şimdi iki peygamberin devirleri arasında bir önceki peygamberin getirdiği dinin unutulmasından başlayarak sonraki peygamberin gelişine kadar geçen o zamana fetret devri deniyor. Ve bu zamanda yaşamış ya da her iki peygambere yetişememiş kimseye de Fetret ehli deniyor. Nedir fetret ehli? Namaz, oruç, efendim zekat gibi ibadetlerle ve dinin diğer emirleriyle mükellef değil, sorumlu değil. Bu hususta ittifak var. Ahirette onlara bu ibadetleri yapmadıklarından dolayı hiçbir ceza ve hesabın olmayacağı alimler tarafından söylenmiş. Gelin kısa bir yolculuğa çıkalım. Biraz düşünelim. Soru böyle değil mi? Acaba dünyanın bilmem hangi başka memleketinde Müslüman anadan babadan doğmamış insanların durumu ne olacak? Bugün teknoloji ne kadar gelişti değil mi? Dünyanın öbür ucunda, örneğin Avustralya'da, Yeni Zelanda'da, haydi Afrika'nın güneyinde, bilmem hangi ülke veya Rusya'nın solunda, bilmem hangi yer, internetin ve yaşamın getirdiği kolaylıklarla beraber insanlar artık başka ülkelerden, inançlardan, dünyadaki haberlerden, teknolojik ve sağlıkla ilgili haberlerden bilgilenebiliyorlar. Buraya kadar tamam. Yani bundan önceki yüzyıllarda yaşayan insanlardan daha kolay aslında İslam'a ulaşmak ve haberdar olmak Lakin bugün teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, Afrika'nın balta girmemiş ormanlarında yaşayan ilkel kabilelerin varlığı var, biliniyor. Bunlar ne bir televizyon görmüş ne de bir cep telefonu tutmuşlar. Dolayısıyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ismini hiç duymamış kimselere dahil oluyorlar. Bazı alimler bu kişilerin sorumlu olmadığını, cennet ehli olduğunu söylerler İmam Gazali de onlardan bir tanesi. Dünyanın birçok yerinde ve ülkemizde farklı bir grup vardır. Bunlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in peygamberlik sıfatlarını ve birçok bilgiyi duymuşlar ama buna rağmen iman etmemişlerdir. Hatta o çok sevdiğimiz teknolojinin gelişimi ve bilgiye ulaşmanın kolaylığıyla bu grup en kalabalık grup olmaktadır. Yani her şeyden haberdardır lakin kulaklarını tıkarlar, reddederler fetret devri denilen bir zaman da vardır. Nedir bu? İki peygamberin devirleri arasında önceki peygamberin getirdiği o dinin unutulmasından başlayarak bir sonraki peygamberin gelişine kadar geçen zamana fetret devri deniyor. Bu zamanda yaşayan ve her iki peygambere yetişememiş kimselere de fetret ehli deniyor. Doğal olarak onlarda birçok şeyden habersiz olduklarından dolayı mükellef olmuyorlar. Lakin alimlerin ittifak ettiği bir husus Allah'a iman etmekle mükellef olduklarıdır. Yani ne haramdı ne helaldi. Bunları duymamış, bunlara yetişememiş olabilirler. Ancak ancak tek olan Allahu Teala'ya iman etmekle mükelleflerdir. Çünkü dünyanın neresine giderseniz gidin Allahu Teala inancının asırlar öncesinde birçok yazıtta belgelendiği ispat edildiği bilinir. Bununla ilgili olarak Kur'an-ı Kerim'de geçer: "Rabbimiz Celle Celaluhu biz bir peygamber göndermedikçe azap edici değiliz." buyurur. Alimlerin bazısı da bunu örnek verirler. Tabii ki en doğrusunu Allahu Teala bilir. Size ilginç bir durumu da aktarayım. Taha suresinde geçiyor. Lütfen burayı dikkatle dinleyin. Bakın Firavun kendisini bırakıp kendisinden önce yaşayanları nasıl soracak? Aynen bugün bize sorulduğu gibi. Yani bizden öncekiler veya bizim şu an imkanlarımıza sahip olmayanların durumu ne olacak diyen kardeşlerimizi tenzih ediyorum ama dikkatle dinlemelerini istirham ediyorum. Şöyle buyruluyor Allah, Musa ve Harun'a dedi ki, Haydi gidin ve Firavun'a deyin ki, Biz senin Rabbinin elçileriyiz. İsrail oğullarını hemen bizimle birlikte bırak. Onlara eziyet etme. Biz senin Rabbinden bir ayet getirdik. Kurtuluş, hidayete uyanlarındır. Muhakkak bize vah yolundu ki, Azap, yalanlayan ve yüz çevirenlerin üzerinedir. Firavun, Rabbin de kimmiş ey Musa dedi. O da bizim Rabbimiz her şeye yaratılışını veren, sonra da ona hidayet edendir dedi. Firavun dedi ki, öyleyse önceki milletlerin hali ne olacak? Musa aleyhisselam, onlar hakkındaki bilgi Rabbimin yanındaki bir kitapta bulunur. Rabbin ne yanılır ne unutur dedi. Duyduğunuz gibi Firavun kendisini Hakk'a davet eden Musa aleyhisselama kendisinden önce geçmiş ve kendisinin davetini işitmemiş insanların halini soruyor. Acaba sizce Firavun'a bu soruyu sorduran şey o gaddar, o duygusuz, merhametsiz, onca kişinin katili olan Firavun'a şefkati nedeniyle bu soruyu sormuş diyebilir miyiz? O duygumu bunu sordurtmuş. Hayır o kendi halkına bile şefkat göstermemişti. Musa aleyhisselamı bulmak ümidiyle binlerce çocuğu katletmişti. Firavuna bu soruyu sorduran şey, Musa aleyhisselamı cevapsız bir soruyla sessiz bırakmak yani mağlup etmek arzusuydu. Lakin Musa aleyhisselam cevabı vermedi, Rabbimin bilgisidir bu, o ne yanılır ne de unutur dedi. Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde de geçer. Allahu Teala zulmetmez. Allahu Teala ne yaparsa doğrusunu yapar. Adaletin ta kendisidir. Bu zaten bir iman meselesidir. Allahu Teala kula taşıyamayacağı bir yükü vermediği gibi örneğin aklı olmayan bir insanı da namazla mükellef kılmıyor. Hasta olan bir kişiye orucu tutmayabileceği imkanını veriyor. Bir yolcuya seferi hükmünü verip namazlarda kolaylık sağlıyor. Hanımların muayyen zamanlarında onların namaz kılmalarını istemiyor. Ve daha birçok şey. Konumuza dönecek olursak tersten başlayalım. Bırakın dünyanın öbür ucunda İslamiyet'in kapısını çalmadığı, İslam'ı bilmeyen bir kişiyi Gelin burnumuzun dibine gelelim. Bugün ezanlarla dünyaya gelen, etrafında beş vakit ezanların, salaların sesleriyle hayatı geçen, Müslüman bir anne ve babadan dünyaya gelen insanlar neden acaba gece kulüplerinde, neden acaba ateistim diyorlar, neden acaba bu insanlar fuhuşla hayatlarını devam ettiriyor, haramlarla ve faizle iç içe bir hayat yaşıyorlar. Hiç bunu düşündünüz mü? Burnumuzun ucundan bir örnek, dünyanın öbür ucundan bir örnek değil. Hayatımızda avantaj ve dezavantaj var biliyorsunuz. Mesela İslam topraklarında doğan bir kimse imtihanı avantajlı başlar. Evet ama az önce verdiğim örneği lütfen iyi düşünün. Bu avantaj ona bir başarı sağladı mı? Yani annesinin babasının Müslüman olması, kendisine İslam'ın tebliğ edilmesi, ezanların olduğu bir toprakta doğması, her tarafta hacı teyzelerin, hacı dedelerinin olması, İslami eserlere bu kadar kolay ulaşabiliyor olması onu ateizmden uzaklaştırmadı. İsmi Ahmet de olsa, Mehmet de olsa maalesef Müslüman olmadı. Veya Müslüman olduğu halde bir vakit namazını kılmadı. Demek ki evet avantaj gibi görünen şeyler sonra dezavantaja dönüşebiliyor. Şimdi tam tersine geçelim sorunun geldiği yere. Küfür topraklarında doğan bir kimse bu imtihana dezavantajlı başlamıyor mu? Evet ama avantajlının avantajını kaybettiği, dezavantajlının imtihanı başarıyla tamamladığına o kadar çok misal var ki. Hemen bir örnek vereyim. Şu an dünyanın birçok ülkesinde Japonya'sı, Avustralya'sı, hatta İsrail'i, İngiltere'si, Fransa'sı tüm ülkeler. Bu ülkelerde her sene en düşük rakamdan bahsedeyim. Yüzlerle ifade ediliyor. İnsan Müslüman oluyor mu? Doğduğu zaman annesi ve babası Hristiyandı. Her çocuk Müslüman olarak doğar. Ama etrafındakiler bazı şekillenmelerde bulunur değil mi? Ama nasıl Müslüman oldular? Elin Japonya'sında, Fransa'sında, İngiltere'sinde, Rusya'sında, uzaklara gidelim bilmem hangi Afrika ülkesinde bir insan nasıl Müslüman oluyor? Şöyle diyebilir miyiz? Japonya'ya İslam tebliğ edilmemiş. E peki oradaki Müslüman olanlar ne olacak? Efendim, Ukrayna'nın bilmem hangi bölgesindeki insanlar suçlu sayılamazlar. Neden? E çünkü buralara hiçbir hoca gelmedi ama internet geldi. Kısaca ne yaparsanız yapın ne bir avantaj ne bir dezavantaj. İkisi de belli olmuyor. Kimisi yanı başında cami varken 50 yaşına geliyor bir defa ya benim yanımda ezan okunuyor, bir Allah'ın davetine uyuyayım deyip camiye gitmezken kimisi 50 yaşına geliyor, 50 yaşında İslam'ı araştırıyor ve namaz aşığı oluyor dünyanın bir ucunda. Örnekler çoğaltılabilir ama sizin dikkatinizi dağıtmamak için güzel bir örnek daha vereceğim. Nuh Aleyhisselam'ın oğlunu biliyorsunuz. Ne yaptı? Babası peygamberdi. Düşünün ya, dünyanın öbür ucundan örnek veriyoruz ya. Babası peygamber olan birini söylüyorum. Hani Müslüman bir ailede veya ülkede yerde doğmak avantajdı ya. Hani haşa adaletsizlik gibi görünüyordu ya. E buyurun, Nuh aleyhisselamın oğlu imansız öldü, imansız gitti. Ama babası peygamberdi. Lut aleyhisselam eşi imansız gitti. Kocası peygamberdi ama. Evet, Nuh aleyhisselam'ın oğlu, Lut aleyhisselam'ın eşi avantajlıydı. Koskoca bir peygamberin hanımıydı, oğluydu ama imtihanı başarıyla tamamlayamadılar. Anlatmak istediğim bu. Musa aleyhisselama ne dersiniz? Firavun'un sarayında yetişti mi? Evet. Firavun'un evlatlığıydı. Ne oldu? Firavun Musa aleyhisselam'dan istifade edemedi. İmansız gitti. Ama ilginçtir. E Firavun imansız gitti ama Firavun'un eşi Asiye validemiz Allah'ın izniyle imanını kurtardı. Hatta Kur'an-ı Kerim'de geçen o duasıyla meşhur oldu. E demek ki aynı sarayda yan yana yaşayan iki kişiden birisi imansız ölebiliyor. E Allah düşmanı olarak Kur'an'da onun bahsi geçiyor ama o kişinin eşi Müslüman olarak ölebiliyor. E peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin amcaları Ebu Talip, Ebu Leheb yan yana yaşadılar değil mi efendimizle? Korudular vesaire. Hakkı en güzel kişiden dinlediler. Birçok mucizesine şahit oldular ama imansız öldüler. Lakin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi hiç hayatında görmemiş Veysel Karani Hazretleri Allahu Teala'ya aşık bir insan Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yürekten vurgun bir insan şimdi ismi tarihe altın harflerle yazılmış. Yani mesele İslam topraklarında doğmak, bir peygamberin oğlu, kızı, hanımı, akrabası olmak, şu soydan gelmek değil. Çok uzaklara gitmeyin. Bakın, bir araştırmada hep söylenir ya. %99'u Müslüman bir ülke denir. Bu kadar meyhane ne olacak peki? Bu kadar gece kulübü. Dünyanın en fazla alkol tüketilen ülkelerinden maalesef biri olmamız. Devlet eliyle kumar oynatılıyor olması. Bu kadar affedersiniz, fuhuş içerikli evlerin olması. Camilerin bomboş olması. Bunlar bile bir şey ispat etmiyor mu? Yani Müslüman topraklarda doğmak bile bir garanti değil mi? Değil. Günde beş defa ezanı duymuşlar o meyhanelere gidenler. Ya da ahlaksızca hareketlerle gününü gün eden insanlar. Medyadaki bunca ahlaksızca hal ve tutumlar. Bu insanlar da bu güzel topraklarda Müslüman beldede doğdu ya. Ama değişmiyor. O yüzden bir kez daha toparlayalım iyi anlaşılsın diye. İki tane peygamberin arasındaki döneme fetret devri o ahaliye yaşayan insanlara da Fetret ehli diyorduk değil mi? Yani kendinden önce bir peygamber gelmişti. O peygamberin anlattıkları unutuldu. Kendinden sonraki peygambere de yetişemediği için bu adı almıştı. Bazı emirler vardır ya peygamberler vasıtasıyla gelir. Namazdır, zekattır, şu yasaktır gibi dinin diğer emirleriyle. Bunlarla ve dinin diğer emirleriyle sorumlu tutulmuyor bu insanlar. Bu hususta ittifak var. Ortak bir görüş var. Fakat unutmayın Allah'a iman etmekle sorumludurlar. En doğrusunu Allahu Teala bilir dedik. Hasılı fetret döneminde yaşamış veya İslam'ın tebliğinden mahrum kalmış yerler var mı? Var. Buralardaki insanlarla ilgili hükmü Rabbimiz Celle Celaluhu verecektir. Bizler bazı soruların cevaplarını ahirette alacağız. Yani ben bu sorunun cevabını mutlaka almalıyım diye diretmememiz gerekiyor. Çünkü biz gayba iman etmiş durumdayız. Zaten Allahu Teala bize bunu farz kılmıyor ama namazı farz kılıyor. Yani sen diğer insanları düşün bakalım demiyor. Çünkü bu Allahu Teala'nın sorumluluğunda olan bir şey. Ama biz bu dünyadan giderken nasıl gideceğiz hangi şartta gideceğiz imanımızı kurtarabildik mi ne kadar günah işledik onun cevabını ve sorumluluğunu endişesini taşımalıyız çünkü bu sorular daha da ileride ateizmin klasik sorularına kadar gider mesela Allah azze ve celle neden bunu böyle yaptı acaba bunu yaparken ne düşündü gibi saçma sorulara geçer düşünebiliyor musunuz sorunun saçmalığını bunu niye yaptı biz bu aciz aklımızla yaratılanlar olarak yaratanın aklına haşa yaratanın düşüncesine nasıl ulaşabiliriz? Siz benim adıma bir fikir edinebilirsiniz ama içimdekini nasıl bilirsiniz? İki insan için bile bu mümkün değilken yaratılan bir mahluk halıkın yaratıcının adına nasıl hüküm verebilir bu saçmadır. O yüzden en doğrusunu Allahu Teala'ya bırakalım. Dünyanın bilmem neresinde yaşayan insanların hali ne olacak diye. Az önce verdiğimiz örnekleri iyi düşünelim. E ee, annesi babası Müslüman caminin dibinde doğan, anneannesi babaannesi dedesi hacı olan bir insan dahi namazını kılmadan, orucunu tutmadan alkol bataklığında kumar oyunlarıyla hayatını yok edebiliyor. Avantaj gibi görünenler dezavantaja, dezavantaj gibi görünenler avantaja dönüşüyor. Dünyanın öbür ucunda insanlar bölük bölük Müslümanlığa koşuyor günümüzde. Araştırıyorlar, duyuyorlar, bir arkadaşı söylüyor, internetten haberdar oluyor. Hasılı, artık günümüzde çok az sayıda insan bununla muhatap. Örneğin, dünyada 6 milyar var diyorsak, belki 100 bin, 200 bin kişinin bu durumda olduğunu biliyoruz. E bununla ilgili zaten kararı en iyi verecek olan Allahü Teala'dır. Esas sormamız gereken bizim sonumuz ne olacaktır? Bunca İslami bilginin kolayca edinilen, alınan tecrübelerin ardından, gözümüzle gördüğümüz ölümün, kabrin ardından bunca duyduğumuz ezan seslerinin arasında, hacı hoca teyzelerimiz, dedelerimizin arasında, bu İslam beldesinde acaba Müslümanca yaşayabilip, öyle ölebilecek miyiz galiba bunu düşünmek en doğrusu. Her şeyde olduğu gibi gelin, bir gerçekle bitirelim. Her şeyin en doğrusunu Allahu Teala bilir. O yüzden sözlerimize genellikle ne diyoruz? Allahu alem. Bu konuda da aynısını söyleyelim. Ve o Firavun'un örneğini unutmayalım. Acaba dünyanın öbür ucundaki bir insan Müslümanlık ona tebliğ edilmiş mi diye düşünüyor olmamız çok samimi ve yürekten gelen bir sual mi yoksa bir şeylere bahane aramak ve şeytanın fısıltılarına kulak vermek mi? Dinlediğiniz için teşekkür ederim.